Güne güzel bir haberle başladım. Twitter'da Özgür Demirtaş hocamız beni takip etmeye başlamış. Özgür Demirtaş hocayı ben çok beğeniyorum. Her görüşte katıldığımı söyleyemem ama teknolojiyle ekonomiyi bir arada düşünebiliyor olması çok hoşuma gidiyor. Fikirlerini özgürce ifade ediyor olması da çok hoşuma gidiyor. Beni takip etmesinden de büyük keyif aldım, mutluluk duydum. Eğer siz beni henüz Twitter'da takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeye başlayın. Linkini yukarıya bırakıyorum. Çünkü orada canlı olarak sürekli paylaşımdayım. Her an video yapmak mümkün değil seçim meselesini ardımıza bıraktık. Çok haber birikmiş durumda, çok içerik birikmiş durumda. O yüzden biraz sizi bu aralar yorabilirim fazla videoyla. Beni sık görebilirsiniz. Görmekten bıkanlar ne yapayım bazı videolarımı atlayıverin. Aklımda neler var üzerine konuşmak istediğim. Dün Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın çok önemli açıklamaları vardı. Ama onu bu videoya koymayacağız. Başka bir videoda anlatacağım. Çok önemli Tesla yatırımcılar açısından. İkincisi Palantir ve PayPal hisselerine çok heyecanlı şeyler oluyor. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan PayPal'la ilgili olarak herkese açık bir video hazırlamayı düşünüyorum. Palantir ile ilgili ise sadece katıl üyelerine özel bir içerik gelecek. Siz de gelin hemen katılın. O içeriği sakın kaçırmayın. Çünkü Palantir çok önemli bir hisse senedi. Bunun dışında ChatGPT'ye Google'dan çok sert bir cevap geldi. Yeni bardı tanıttılar. Orada heyecanlı gelişmeler var. Bir de Bing sağ olsun beni program bunu almış Bing'in chat GPT ile birleşmiş yeni arama motoru halini deneme fırsatlarım olacak önümüzdeki günlerde. Buna ilgili de konuşmak istiyorum çünkü üretken yapay zekada hakikaten acayip devrimsel şeyler oluyor. Çok içerik var gerçekten kafamda birikmiş durumda ama bu videomda piyasalara bir döneceğiz. Amerika'da neler olup bitiyor? Dün borsalar hafif bir kırmızıdaydı. Neden özellikle Dow Jones sert düştü? Nasdaq günün sonuna kadar dayandı sonra kırmızıya geçti. Bu borç tavanı meselesinde neler oluyor? Amerika resesyona giriyor mu, girmiyor mu? İşte bütün bunları bu videoda ele alacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce dün Amerikan borsalarını ne hareketlendirdi, neden Dow Jones %1 civarında düştü bir buna göz atalım. Temel sebep The Home Depot'ta yaşananlar. The Home Depot Amerika'nın koç taşı gibi çok büyük bir perakendeci. Mobilyalar, hırdavat, boya bu tip şeyler satılıyor. Ve o dedi ki yılın ikinci yarısında satışlarımı düşüş bekliyorum. Piyasa buna biraz panikledi çünkü Home Depot ekonominin genel gidişatı konusunda epey bir indikatör aslında. Ama bana sorarsanız burada yine piyasa bir yanlış okuma yapıyor. Home Depot satışlarındaki düşüşü 3 faktöre bağlayabiliriz. Birincisi Amerika'da faizler yükseldi. Faizler yükselince Home Depot'un satışları otomatik düşüyor çünkü satışlarının bir bölümü kredili. İkincisi faizlerin yükselmesi aynı zamanda yeni ev satışlarını azaltıyor. Yeni ev satışları azalınca Home Depot da bundan etkileniyor. Ama üçüncüsü ve en önemlisi tüketici davranışında bir değişim var. Pandemi sırasında evlerimize kapandık, evlerimizi nasıl güzelleştireceğiz diye uğraştık. Şimdi ise ne yapıyoruz? Daha fazla dışarıya çıkmaya çalışıyoruz. Amerika'da da aynı durum geçerli. İnsanlar daha fazla dışarıda, daha fazla yiyor, içiyor. Nitekim bu dünkü perakende satış verisine de yansıdı. Dün piyasaları panikleten ikinci veri de buydu. Amerika'da perakende satışlardaki yükselişin enflasyonun altında kaldığını gördük. Baktığımızda yıllık perakende satış artışı %1.2-1.3 seviyesinde. Oysa enflasyon %5. E bu durumda reel olarak baktığımızda perakende küçülüyor, Amerikan ekonomisi küçülüyor. Moraller buna bozuldu ve panik büyüdü. Eminim bizim ekonomistlerden birkaç tanesi bu konuda bir video yapmıştır, içerik üretmiştir. Ama ben her zaman detaylara bakmayı seviyorum biliyorsunuz. Ve detaya baktığımda benim gördüğüm tabloda şöyle bir farklılık var. Uzun zamandır ilk kez Amerikan tüketicisi aslında alışverişini artırıyor. Şubat ve Mart aylarında ciddi düşüşler varken Nisan'da Mart ayına göre aylık bazda baktığımızda yükseliş var. %0.4 civarında. Bu Amerikan manşet enflasyonun üstünde Amerika'daki çekirdek enflasyona yakın seviyelerde. Bunu iki şekilde okuyabiliriz. Birincisi tüketici enflasyon, resesyon falan dinlemiyor, alışverişe devam ediyor bu yönüyle olumlu. Önümüzdeki resesyon korkularını azaltan bir mesele. Ben zaten inanmıyorum resesyona biliyorsunuz. İkincisi de biraz olumsuz tarafından bakınca da FED bundan ürkebilir. Niye? Çünkü tüketici hala tüketmeye devam ediyor. Ama Home Depot'la konuyu bağlarsak buradaki dönüşümü iyi anlamak lazım. Bu alışverişteki artışın büyük bir bölümü dışarıda yeme içme, dışarıya seyahat gibi faktörlerden geliyor. Yani insanlar ürün satın almak yerine hizmetler sektörüne kaymış durumdalar. Neden? Çünkü demin bahsettim hem ürün almak için faizler fazla yüksek hem de insanlar biraz daha dışarıda olmak istiyor. Bir de tabii yaz ayları geliyor. Malum Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül yayları. Peki Nasdaq dün niye düştü? Vallahi hiçbir sebebi yok aslında. Çünkü dünkü gelen perakende veri moral veren başka bir faktör de alışverişin büyük bölümünde online yani çevrim içine kaydıydı. Yani Nasdaq'taki büyük hisselerden bir tanesi Amazon mesela, Shopify, Etsy. Bunlar da onunla etkilenmeleri gerekiyor. Ama dün kapanışa doğru böyle ani bir satış geldi. Burada belki bir FED konuşmacısı bir şeyler yumurtlamıştır. Dün 7 FED konuşmacısı vardı. Genel olarak güvercin gittiler aslında. Bakıyoruz veriye, önümüzdeki günlere bakacağız vesaire dediler. Ama belki o sırada bir açıklama geldi bilemiyorum. Şu anda baktığımda erken pazarda biraz yukarıda nazlak gibi gözüküyor. Peki dünkü veri akışının FED faiz beklentileri üzerindeki etkisi nasıl oldu? Bakalım. Haziran ayında yatırımcıların büyük bölümü Fed'in faizleri artırmayacağını, sabit tutacağını düşünüyor. Sadece %21.4'lük bir bölüm faizlerde hafif bir artış bekliyor. Bu bir önceki güne biraz daha düşük bir oran aslında. Temmuz 26'da yapılacak Fed toplantısında faizlerin düşeceğine inanan yüzde %21.4. Bu bir önceki güne göre biraz düşmüş durumda. Muhtemelen dün gelen Perakende satış artışı verisine dayalı olarak çok küçük bir kesim Temmuz 26'da bir miktar faiz artışı olabilir diyor. Ama çoğu insan sabit tutar diyor. Temmuz'dan sonra FED tatile giriyor. Çok başarılı oldular ya tatil hak ettiler diyelim. Ağustos ayında FED'den veri gelmeyecek. Eylül ayında gelecek. Eylül ayıyla ilgili faizlerde düşüş beklentisi var. Piyasada bunu fiyatlıyor. Ama başımıza bir başka meselemiz var. Ve bu başımızdaki mesele, Önümüzdeki günlerde piyasalarda bir panik atağı neden olabilir. O dertte ne biliyor musunuz? Şu borç tavanı meselesi. Ve Erlen diyor ki eğer bu borç tavanını yükseltemezseniz başımız dertte. Çünkü 1 Haziran'a itibaren kasamızda para kalmayacak, borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Bu bir felakete neden olur. Sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkiler. Böyle bir mesaj böyle. Onun da amacı biraz burada hızlandırmak. Ve bu konuda Biden'la McCarthy, McCarthy Cumhuriyetçilerin temsilcisi Biden birebir pazarlıktalar. Hatta Biden bugün uzak doğu seyahatinden vazgeçti, pazarlığa odaklanmak istiyor. Pazarlığın konusu da cümleçiler diyor ki, ey hükümet yeter artık çok para harcadın, kız şu harcamaları. Biden de diyor ki, siz bana karışamazsınız, istediğim kadar harcarım, yükseltin şu borç tabanını diyor. İşte burada bir müzakere dönüyor. Bu müzakere muhtemelen önümüzdeki günlerde panik atağı neden olabilir. Ne demek panik atak? Geçmişe baktığımızda bu müzakereler borsalarda sert bir düşüş olmadan veya faizlerde sert bir yükseliş olmadan bir türlü bitmiyor. Çünkü ne yapıyor bu politikacılar her politikacı Türkiye'de de olduğu gibi kendi seçmenine güçlü gözükmeye çalışıyor. O yüzden güçlü gözükürken pazarlığı uzatmaya çalışıyor. İstediklerimizi alıyoruz demek istiyor vesaire. Ama bir yerde piyasalarda bir kırılma oluyor. O kırılmadan paniğe kapılıyorlar. Çünkü o kırılmaya sebep olan politikacı olmak istemezsiniz ve ondan sonra işler düzeliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde böyle bir kırılma gelebilir. Bunlara panik atak diyorum ben. O kırılmanın sonrasında muhtemelen bunlar uzlaşırlar ve işler tekrar uzun vade için yoluna girer ama kısa vadede önümüzde böyle bir riskimiz var. Bu riske hazırlanmamız gerekiyor. Bu riske hazırlanmanın en kolay yollarından bir tanesi de volatilite indeksinde kol opsiyonlar almak. Ne demek volatilite şimdi? Volatilite oynaklık demek aslında. Bir endeks var. Bunu takip eden VIX diye geçer ismi. Bu tip dönemlerde bu VIX ani sıçramalar yapıyor. Bakın burada yapmış mesela Mart 9'da 17 arasında. Önümüzdeki günlerde böyle bir sıçrama gelebilir. Buralar sakin. Bu genelde 20'nin altında olduğu zaman piyasalar için olumludur. Ama bu yukarı doğru hareket yaparsa mesela bakın burada 25 lira falan sıçramış piyasalar için bu olumsuz. Şimdi benim görüşüm orta uzun vadede piyasalar hala olumlu yoldalar. Ama kısa vadede böyle bir atak gelebilir. Şimdi ne yapacağız? Hisse senetlerimizi satalım mı? Bu da bir yöntem tabii ama biliyorsunuz almak satmak oldukça masraflı şeyler. Bir de bu gerçekleşmezse yani yarın Biden'la McCarthy çıkıp biz uzlaştık da diyebilirler ki bu konuda bazı olumluca işaretler de var. O zaman borsalar olumsuz etkilenmeyecek. Biz de hisselerimizi boşuna satmış olacağız. Hatta belki fiyatları yükseldiği için geri alamayacağız. Bu için ne yapmak lazım? kendimize hece etmemiz gerekiyor. Yani bu ani harekete karşı bir önlem almamız gerekiyor. İşte burada VIX'e yatırım yapmak akılcı olabilir. Bugün katı üyelerime özel olarak akşam bir video yayınlayacağım. Orada VIX'e nasıl yatırım yapılabilir? VIX'e yatırımla riskimiz nasıl yönetilir anlatıyor olacağım. Ama genel katılımdaki herkese de burada küçük bir bilgi vereyim. VIX böyle dönemlerde iyi bir yatırım aracı olabiliyor. Çünkü bu tip ani sert dalgalanmalarda VIX sayesinde güzel bir para kazanıyorsunuz. Hisselerinizi satmamış oluyorsunuz. Tekrar işler toparlanacak da karınız cebinize kalıyor. Hisseleriniz de sizin portföyünüze de kalmaya devam ediyorlar. Bu bir yöntem olabilir. Tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Bir de şu olasılık mı? Elbette olasılık. Tartışmalar uzayabilir, kavga gürültü uzayabilir. Bu durumda sadece kısa vadeli bir VIX sıçlaması bir hisse seni düşüşü değil. Daha uzun vadeli zararlar görebiliriz. Geçmişte var bunun örnekleri. Bu da bir ihtimaldir. Ama ben çok fazla beklemiyorum. Ne yapacağım o yüzden ben VIX'te kendimi biraz hece edeceğim. Bunu nasıl yaptığımda bu akşam katıl üyeleri anlatacağım. Siz de gelin lütfen katılın. Evet bu videonun sonuna geldik. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Bir de aramıza katılın. Çok daha fazla içerikle karşılaşacaksın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.